Selam arkadaşlar. Mükemmel bir define işareti figüründe bir anlatımında gene beraberiz. Macera buradan başladı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ayak işareti yapılmış. Bu sağ ayak değil mi? Sağ ayak bak. Sağ ayak o. Öyle bir tamam. Çek şöyle. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Sağ ayak şu yönde bir şöyle. Mezarın bak. Olduğunu söylüyor. Bak tam net olarak belli. Bir daha çekiver başka. Görüyor musunuz? Net belli. Bu tarafa doğru, şu tarafta bir mezar odasını temsil eder. Bu yani ayak işareti gördüğünüz zaman, hani vadide, kanyonda olursa kimi zaman mahzen odayı vermiştir evet. Eşkıya yaptığı zaman. Ama normalde bu ayak işaretini gördüğünüz zaman bu ayak işareti mezarı temsil eder arkadaşlar. Mezarın bir odanın içinde olduğunu söyle. Evet. Yönünü bir daha koy başkan, nerede? Koydu. Şu yönde git diyor. Şimdi şu yöne doğru gideceğiz. Ayak işaretini de anlatmak istedim arkadaşlar. Sorup duruyorsunuz bazı zaman değil mi? Evet. Gelelim. Ayak işaretinin baktığı yönden geldiğimizde bak buradan alttan giriş. Şurayı mı attıydı? Evet. Burası. Ama buraya. Burası ama attı. Tuzak. Ama tuzaklı çok kötü. Tuzaklı bu. Burası arkadaşlar tuzak var. Şuradan girişi. Buradan görüyor musunuz içeride? Buradan içeri giriş bir oda var. Ama tuzak var başkan. O tutturulmuş. Kocalarsan. Şu kasa falan değil değil mi başkan? Ne diye şu? Ne? Şu. Ne? Biraz anlık atlıyorsun. Ne? Başkan. Kasaya benziyor ya. Buna bir cihaz tut bu kasa. Buna iş yapmadık. Bak. Bu kasa. Ne et belli yapıştırma ben sağ buradayım sağ. Dedi. Bak geriden. Bak yukarıda da iki tane murç var arkadaşlar. Göstereyim size bak bir burada. Bir burada göz gibi. Buradan giriş olduğunu söylüyor. Ama inanılmaz bir tuzak. Şöyle yol varmış zamanda bak. Evet. Patika yol. Şu şekil. İçeriye girmen imkansız değil mi? Şu taşları çekmeye kalksan. İmkansız ya. Tuzaklı. Boğulursun. Üzerine düşer. Şu da bir kafa gibi çıkmış. Orada yediye var. O da girişi. Şimdi yukarı çıkalım bu tuzağın. Baktığı yönde ne işaret var değil mi şimdi? Evet. Bak neler var şimdi orada bak. Ayakla başladık. Oo. Kafaya bak. Kaplumbağa. Bak. Dev kaplumbağa. Şimdi diğer tarafına çık baştan. Nereye bakıyor? Aşağıdaki tuzak yerine bakıyor değil mi? Evet. Şuraya bak. Oradan güneş vuruyor ya. Evet, güneş vurduğu için. Bak, tıraşlanmaya bak. Kafaya bak. Bak. Şöyle biraz uzak çekeyim sen aşağı düşmeyin. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Büyük kaplumbağa. Kafaya bak. Kafa nasıl tıraşlanmış? Tuzaklı yere bak. Şuna bak şuradan gelelim bak şöyle. Tuzaklı yer nerede aşağıda? Ayak neredeydi? Aşağıdaydı gördünüz mü? Şuraya bak ya başkan. Şuraya bak ya ne süper. Şöyle ya. Bakayım. Uru dev bir kaplumbağa. Dev. Bu var ya. Bak ayak işareti kaplumbağa. Neymiş arkadaşlar? Mezarı verir. Bak oradan tıraşlanmış. Süper. Dün büyük bir kaplumbağa. Görüyor musunuz? Nasıl? Şuradan karşıdan alırım başkan şunu. Ya. Hı? Şöyle. Oo. Şöyle çekil bak. Oha, şuraya bak şuraya. Nereye bakıyor bak. Dev kaplumbağa ya. Dev kaplumbağa nereye bakıyor bakın. Arkadaşlar. Tuzaklı yere bakıyor. Bunun altı. Tuzaklı giriş. Bak şuralar beslenmiş. Bu tuzaklı yerin altına bakıyor. Bu altta üstte dolgu. Bu tuzaklı yerin kayanın orada da bir bak ufak oyma var. Şuraya bak ya maşallah maşallah. Bu tarihe geçti ha. Zirve adamı en büyük bu zamana kadar bulunan kaplumbağayı evet, bulduk. En büyük kaplumbağayı bulduk. Görüyor musunuz? Arkadaşlar nasıl? Ben buradayım zirve adamı dedi değil mi? Bu videoya beğeni istiyorum bak. Dev kaplumbağayı buldum değil mi? Ve size gösterdim bunu görüyorsunuz. Ayak işaretinden başladık. Şöyle şu şekilde çekeyim bak kafa. Oradan geliyor kafayı çıkarmış. Tuzaklı yere bakıyor. Şurada da oyması da var. Bak şunu da gösterelim. Evet, bak. Bak. Şurada da oyma var. Küçük oyma fincan dibi gibi yapılmış. Ama adam bu kafayı güzel tıraşlamış ya. Kim ne kadar uğraşmış ya? Şuna bak ya. Kaç ne kadar uğraştın? Ne kadar uğraştın sen şuna ya şöyle. Kafayı nasıl yaptın ya?
Mükemmel bir şey ya. Vallahi neyse. Bu tuzaklı arkadaşlar, kaplumbağa soruyordunuz ya değil mi? Evet. Bu kaplumbağa tuzaklı odayı veriyor. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplumbağayı burada görüntüledik. Yani kaplumbağa işareti normal bir vadide kimse olmasaydı, bu sessiz bir yerde olsaydı eşkıya parası derdik. Evet, ama eşkıya. Burada yaşam olduğuna göre kaplumbağa topluluğu temsil ettiği için, çok yaşadığı için o zamanki kavimler arasında hayvan figürüne, kaplumbağaya bir tapma varmış. O zaman da bunu mezar işareti olarak da kullanılmış arkadaşlar. O yüzden diyorum, yaşamı veriyor, topluluğu veriyor. Görüyor musunuz? Ben buradayım dedi. Var mıydı burada başka işaret başka? Bir de deve mi vardı? Şurada. Deve var, deve var. Evet, evet, bunu gösterdik. Gördüğünüz gibi bunun baktığı yerde tuzaklı mezar. Ayak işareti aşağıdaydı. Onu aşağıda da size anlattık. Bunları, bu bilgileri size elimden geldiği kadar arkadaşlar, kaplumbağa işareti, önümüze gelen işaretleri size anlatmaya devam edeceğim. Çözeceğiz. Bunu gördünüz. Bu işareti çözdük. Yerini de gördünüz tuzaklı. Net burada. Ben buradayım dedi. Şuradan da kaplumbağanın arkasında sanki bir yol geliyormuş. Görüyor musun? Evet, orada sanki. Görüyor musun? Örülmüş. Örülmüş bu tarafı. Şuna bak ya, şuna bak ya. Kafa buradan hala çıkmış ha. Belli ya. Şuraya bak. Dev kaplumbağa başa. Dev kaplumbağa, ama ne yapmış adam, helal olsun. Deve neredeydi? Şu aşağıdan mı geçelim? Deve aşağıdan. Oradan da bakalım. Deve de o yola doğru bakıyor değil mi? Deve yola bakıyor. Şuradan inelim. Şöyle. Deve de tuzaklı yere bakıyor bak. Gel. Evet. Bu da kaplumbağa gibi, deve gibi. Aynı oraya. Nereye bakıyor? Dev orada. Kaplumbağa orada. O tuzaklı orada. Yer orada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada da ben buradayım dedi. O da aynı tuzaklı yere bakıyor. Aynı, ikisi aynı. Biraz da kaplumbağaya benzetilmiş ama ben deveye benzettim sanki. Ağza bak. Görüyor musun ağzını? Deveye daha çok hanım satıyor. Deveye de değil mi? Şurası da ürkücü. Doğru. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep işaretler tuzaklı yeri. Dev kaplumbağa neredeydi? Orayı koruyor. Bak şöyle de göstereyim. Daha buradan belli. Görüyor musun evet. Kafa? Ben buradayım dedi. Bu da mükemmel. Bir dahaki videoda diyorum, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Nasıl işaretler? Ama başkan, şu kaplumbağanın baktığı yer, o tuzak nasıl yapılmış ya? O var ya. Ben sana söyleyeyim bari. Bitirir insan ya. Şuraya bak ya. Arkadaşlar. Bitirir. Her şey net değil mi burada? Yer. Şuraya bakın. Aşağıdaki yer tuzaklı yer. Şu işarete bak ya. Sizi şu işaretle baş başa bırakıyorum. Şu güzelliğe bak. Yanında da bir yabani meyve var ya başka. Evet, o da yabani meyve. Orada kasaya dedektör tutulacak değil mi? Şurada bir devenin arka tarafında sanki bir kasa gibi bir şey var. Araştırılacak orada. Burası da, şimdi cihazları alalım. Etüt çalışması yapacağız arkadaşlar. Hadi takipte kalın, hoşça kalın.